Ülkemizde yaşayan farklı kültürlerdeki insanlara saygı duyalım. Arkadaşlar, bu dersimizde ise farklı kültürlere saygı duymayı öğreneceğiz. Doğup büyüdükleri ülkeleri bırakıp ülkemize göç eden insanların kültürlerine saygılı olmalıyız. Ülkemizde dünyanın her ülkesinden insanlar yaşamaktadır. Ancak Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak'tan göç edenlerin sayıları diğerlerine göre çok daha fazladır. Hiç kimse yaşadığı, doğup büyüdüğü toprakları terk etmek istemez. Bazen ekonomik nedenlerle ya da eğitim için olsa da çoğunlukla savaş gibi zorunlu nedenlerle insanlar ülkelerini terk ederler. Bu insanlar yaşadıkları ülkelerden bizim ülkemize gelirken alışkanlıklarını, kültürlerini, yemeklerini de getirirler. Buna saygı duymalıyız. Unutmamalıyız ki iyi ve kötü insan her yerde vardır. Ancak biz çocuklar için bu kültürlere alışmak sanırım büyüklerimize göre biraz daha kolay. Çünkü çocuk dünyanın her yerinde çocuk ve yaklaşık olarak aynı oyunları oynamaktayız. Onlarla oyun oynayabilir, onları daha yakından tanıyabiliriz. İnsanların bir yerden bir yere taşınmasına göç etmek denir. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmek için alınması gereken bazı yasal izinler vardır. Buna isteğe bağlı göç denir. Unutmayalım, yasal izinlerle yapılan göçe isteğe bağlı göç denir. İsteğe bağlı göçün bazı nedenleri vardır. Bunlara birkaç örnek verecek olursak, daha iyi bir eğitim alma isteği, daha çok para kazanmak, daha güzel bir yerde yaşamak, daha iyi sağlık hizmeti almak, daha kültürlü bir ortamda yaşama isteği, daha iyi yaşam şartları, akrabalarının yanında yaşamak, dil öğrenmek bu sebepler arasında sayılabilir. İsteğe bağlı olmayan göçe ise zorunlu göç denir. Zorunlu göçün nedenlerini de kısaca sıralayalım. Doğal afetler, savaşlar, işsizlik, güven duygusundan yoksun olma, gelecek endişesi zorunlu göçe sebep olan ana faktörlerdendir. Unutmayalım, ülkemizde zorunlu olarak göç etmiş insanlarla aynı çevreyi paylaşıyoruz. Giyimleri, konuşmaları, davranışları farklı olan bu insanlarla her an her yerde karşılaşabiliyoruz. Sadece bazı durumlarda onları anlamaya çalışmalıyız, onlara saygı duymalıyız. Unutmayalım, insani değerler evrenseldir.